Selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yeni başlayanlar için çok kolay bir örneğim var arkadaşlar. Onu özellikle yapmalarını tavsiye ederim. Çok kolay, güzel bir örnek. Şöyle başlayalım arkadaşlar. Bebeği ipi kullandım ve 3 numara tığ kullandım bunda. İpim birazcık bebeği ipinin kalını. Ama bunu da deneyim istedim. Yani daha dolgulu olsun istedim. O yüzden 3 numara kullandım tığımı. Genelde biraz incelerde 3 numara kullanıyorum. Bu biraz kalın bebeği ipi. Neyse şöyle arkadaşlar zincirimi çekeyim. Ondan sonra örneğimizi kuralım. Şu kadar bana yeter. Bir iki daha çekelim hatta dönme şeyini. Şöyle 1, 2, 3, 4 tane bıraktım arkadaşlar. Şöyle 5.'ye bir trabzan yaptım. Bakın şu şekil. Bir zincir, bir tane bırakıyorum, bir trabzan yapıyorum. Bir zincir, bir zincir bırakıyorum, ikinciye bir trabzan yapıyorum. Bir zincir, bir tane zincir bırakıyorum, ikinciye bir trabzan yapıyorum. Bu şekilde zincirimizin sonuna kadar bunu yapıyoruz. Şöyle birazcık hızlanayım. Aralarda birer zincir ve bir bırakıyorum. İkinciye bir trabzan yapıyorum. Şöyle. Bu şekilde başa kadar geliyoruz. Çok kolay bir örnek. Siz de beğeneceksiniz arkadaşlar. Şöyle bu şekilde istediğiniz kadar yaptıktan sonra burayı ölçün arkadaşlar. Şöyle ölçün. Ondan sonra kalan zincirinizi kesin. Zinciri biraz fazla çekin. Ondan şu ne yapacaksanız o kadar ölçü aldıktan sonra artık zinciri bırakabilirsiniz. Şöyle ben sonuna kadar yaptım. Şu şekilde oldu arkadaşlar. Bakın. Şimdi bir iki zincir çektim. Örneğimi döndürdüm arkadaşlar. Şöyle. Bakın. Hepsini bir çektim. Bir. İki. Tekrar bu yuvanın içine giriyorum ve bir. İki. Yuvalarımızın içini yarım trabzan yapıyoruz. Şekilde başa kadar gidiyoruz. Zaten çok kolay arkadaşlar. Söylemiştim. Ama gördüğünüz zaman da anlamışsınızdır. Kolay olduğunu. Yarım trabzan yapıyoruz. Hep bütün yuvalarımızın içine yarım trabzan yapıyoruz. Şöyle devam edeyim. En sondaki zincirimin içine bakın, şuraya battım. Bir tane de zincirin içine batıyorum arkadaşlar. Bir yuvanın içine, bir zincirin içine. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Örneğimi döndürdüm. Bakın şu araya bir trabzan. Araya bir zincir. Araya bir trabzan. Bir zincir, araya bir trabzan.
Bir zincir aralara yapıyoruz arkadaşlar. Şu içinde şey yapmış arkadaşlar, teli kaçmış. Şöyle yapıyoruz. Şimdi başa kadar geleyim ben arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle başa kadar geldim. Bir zincir çekiyorum. Bakın burada da buradaki yuvamın içine batıp bir trabzan yapıyorum. Zincirimi bir iki tane zincir çektim, döndüm. Şimdi aynı işlem. Başına doluyorum. Yuvamın içine iki tane yarım trabzan çekiyorum. Yuvalarımın içine ikişer tane yarım trabzan. Şu şekil hepsini bir çekiyorum. Hepsini bir çekiyorum. Yuvalarımızın içine yarım trabzandan dolduruyoruz arkadaşlar. Hiç aralarda zincir falan yok. Gördüğünüz gibi gayet kolay. Yapması da çok zevkli. Kadar geldim. Şimdi burayı da yaptıktan sonra bunun içine bir tane yarım trabzan, bir tane de şu zincirimin içine arkadaşlar yapıyorum ki kenarım düzgün olsun. 1 2 3 4 zincir çektim ve şimdi bakın şu araya trabzan. Bir zincir araya bir trabzan. Bir zincir araya bir trabzan. Bakın arkadaşlar bu şekilde. Bir tarafı böyle oluyor, bir tarafı da böyle oluyor. İki tarafı da çok güzel kullanacak bir örnek arkadaşlar. Ben birazcık daha büyüteyim. O zaman daha da net görüşecek. Bakın arkadaşlar bunu büyüttüm. Gayet şık ve güzel oldu. Yapması da bir o kadar kolay. Şöyle arkası da önü de kullanılabilecek bir örnek. Çok beğenerek yaptım. Sizin de beğeneceğinizi umuyorum. Her yerde kullanabilirsiniz. Ne istiyorsanız orada kullanın arkadaşlar. Gayet kullanışlı bir örnek. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. İnşallah bir sonraki videoda görüşürüz. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.